Uçsuz bucaksız bir evren hayal edin. İnanılmaz derecede soğuk, sürekli genişleyen. Acaba her şey nasıl başladı? Haydi gelin, zamanda geriye gidelim. Yaklaşık 14 milyar yıl önce evrenin başlangıç anında olduğunuzu düşünün. Evrenin tüm enerjisinin bir toplu iğne ucundan da küçük bir alana sıkışmış olduğunu hayal edin. Bu anda büyük patlama, saf enerji serbest kalıyor. Uzay bir cehennem ateşinde akıl almazsızla genişliyor. Saniyenin en minik bir kesimi içinde evrenimiz doğuyor. Bu, tüm gizemlerin en esrarengizi. Şimdi enerjinin bir bölümü madde olarak yoğuşuyor. Bu esnada evrenimizi oluşturan tüm parçacıklar yaratılıyor. Bazılarını henüz anlamıyoruz. Diğerlerinin arasındaysa aklın alamayacağı küçüklükte olan kuarklar, elektronlar, nötrinolar yani bildiğimiz her şeyi oluşturacak parçacıklar bulunuyor. Siz de dahil olmak üzere. Yakından izleyin. İkili olarak ortaya çıkıyorlar. Parçacıklar ve zıtları karşıt parçacıklar. Ölümcül bir çekim içinde birbirlerini yok ediyorlar. Ama ne şanslıyız ki maddelerden bazıları varlıklarını sürdürüyor. Bildiğimiz her şey meydana getiren madde. Evren soğudukça kuarklar, nötron ve protonları oluşturmak üzere üçlü gruplarda toplanıyorlar. Bunlar da en basit atom çekirdeğini oluşturuyor. Bütün bu olanlar zamanın başlangıcından sonraki ilk 3 dakikada gerçekleşiyor. Ancak izleyen binlerce yıl süresince yoğun ısı ve enerji elektronların bu çekirdeklerle birleşmesini engelliyor. Yolumuza devam edelim. Büyük patlamadan 380 bin yıl sonrasına. Evren genişlemiş ve daha soğuk. Artık elektronlar minik protonların etrafını çevirerek ilk basit atomları meydana getirmek üzere serbest kalıyorlar. Hidrojen ve helyum. Atomlar oluştukça hafif parçacıklar uzay içinde engellenmeden yol alıyorlar. Bir zamanlar çarpışan parçacıkların sisi olan şey aniden dağılıyor. Bırakın ışık olsun. Bu ilk ışıma kozmik mikrodalga arka planında hala seçilebiliyor. Evrenimiz üzerinde kalıcı bir parmak izi. Yüzlerce milyon yıl ileriye yol alıyoruz. Şimdi kütle çekim gücü hidrojen ve helyum atomlarından oluşan bulutların büzüşmesini sağlayarak nükleer reaksiyonlar tetikliyor. Her yerde o ilk güzelim yıldızlar doğuyor. Bazıları çok devasa. Bunlar yakıtlarını tüketerek kendileri üzerine çöküyor ve uzayın sessizliği içinde dev süpernovalar olarak patlıyorlar. Ama bu yok olma potasından ağır elementler ortaya çıkıyor. Aralarında karbon, azot, oksijen, demir ve hatta altın bulunuyor. Gezegenleri oluşturacak ve hayatın tohumu elementler. Yıldız nesilleri yaşıyor ve ölüyor. Önceleri yoğun ve inanılmaz derecede sıcak olan evrenimiz şimdi soğuk ve boş. 9 milyar yıl sonra uzak bir galaksinin helezon biçimindeki kolunda önemli bir şey oluşuyor. Burada milyonlarca galaksinin bulunduğu sonsuz uzayda bir güneş sistemi var. O güneş sistemi içindeki gezegenlerden biri, suyun sıvı olarak var olmasını sağlayacak kadar soğumuş. Ve hayatın başlamasını sağlayacak kadar. İşte bu bizim yuvamız, dünya gezegeni. Ve o dünyada evrenin anlamı üzerine düşünecek olağanüstü yetilerle donanmış insanlar var.